Kızıl Elma, Türkiye'nin geliştirdiği son teknolojiye sahip bir insansız hava aracı, İHA, çağın ötesindeki özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazıda, Kızıl Elma'nın, Rusya'nın geliştirdiği Su-57 savaş uçağı ile karşılaştırmasını yapacağız. İki platform arasında hız, kapasite, silah sistemleri, radar kapasitesi, yakıt tüketimi, uçuş yüksekliği, uçuş mesafesi ve elektronik savaş sistemleri gibi çeşitli özellikler temelinde bir değerlendirmeye sunulacaktır. Hız, Kızıl Elma, jet motoru sayesinde yüksek hızlara ulaşabilen bir İHA'dır. Su-57 ise, maksimum Mach-2'ye kadar çıkabilen bir hızla öne çıkar. Her ne kadar Su-57, üstün hız kabiliyetleriyle bilinse de, Kızıl Elma'nın operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda optimize edilmiş hızı, çeşitli görevleri için yeterli kabiliyete sahiptir. Kapasite ve silah sistemleri. Kızıl Elma, çok yönlü silah taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor, hava yeri füzeleri ve akıllı mühimmatlarla donatılabiliyor. Su-57 ise, gelişmiş hava füzeleri, hassas güdümlü bombalar ve geniş bir silah yelpazesiyle görev yapabiliyor. Bu açıdan bakıldığında, Kızıl Elma'nın silah sistemleri, görev çeşitliliği ve adaptasyon yeteneğiyle Su-57'nin rekabetçi kapasitelerini meydan okuyor. Radar ve elektronik savaş sistemleri. Kızıl Elma'nın radar sistemi, gelişmiş algılama ve izleme yeteneklerine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Düşman radarlarını yanıltma ve elektronik karıştırma yetenekleriyle donatılmıştır. Su-57'nin radar sistemleri ve elektronik savaş kabiliyetleri de, modern savaş alanının gerekliliklerine uygun olarak yüksek performans sunar. Her iki platformda düşman hedeflerini etkili bir şekilde tespit edebilir ve elektronik savaş ortamında üstünlük sağlamak için geliştirilmiştir. Yakıt tüketimi ve uçuş performansı. Kızıl Elma, verimli yakıt tüketimiyle uzun süreli görev yapabilme kapasitesine sahiptir. Su-57'nin de gelişmiş motor teknolojisi, yüksek performans korurken yakıt verimliliğini maksimize etmeyi amaçlar. Uçuş yüksekliği ve mesafesi açısından, her iki platformda stratejik avantajlar sunar. Kızıl Elma, insansız olmasının getirdiği riskleri minimize ederken, Su-57 pilotlu bir platform olarak, insan faktörünü göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. Maliyetlerin karşılaştırılması, hem Kızıl Elma'nın hem de Su-57'nin geliştirme ve üretim süreçlerindeki farklılıkları göz önünde bulundurarak yapılmalıdır. Kızıl Elma, insansız hava aracı, İHA, olması itibarıyla, geliştirme ve üretim maliyetlerinde bir takım avantajlara sahiptir. İnsansız sistemler, pilot eğitimi, yaşam destek sistemleri ve ekipmanlar gibi maliyetli gereksinimleri ortadan kaldırır. Ayrıca, daha basit bir yapıya sahip olması ve insansız olmasının getirdiği risklerin azalması, operasyonel maliyetleri de düşürebilir. Yerli üretim, bir ülkenin ekonomisi üzerinde çok yönlü ve olumlu etkiler yaratabilir. Bu etkiler, ekonomik büyüme, istihdam artışı, dış ticaret dengesinin iyileştirilmesi ve teknolojik gelişim gibi alanlarda kendini gösterir. Yerli üretimin ekonomiye getirdiği faydalardan bahsederken, bu ana başlıkları detaylandırmak önemlidir. Ekonomik büyüme. Yerli üretim, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının artmasına katkıda bulunur. Yatırımların artması, üretim kapasitesinin genişlemesi ve üretilen malların iç ve dış pazarda satılması, ekonomik aktivitelerin genel seviyesini yükseltir. Bu durum, ekonomik büyümenin temelletici güçlerinden biri haline gelir. İstihdam artışı. Yerli üretimin teşvik edilmesi, doğrudan ve dolaylı olarak istihdam yaratma potansiyeline sahiptir. Üretim faaliyetlerinin artması, fabrikalarda, tedarik zincirinde ve destek hizmetlerinde daha fazla çalışana ihtiyaç duyulmasına yol açar. Bu durum, işsizlik oranlarının düşürülmesine ve toplumsal refahın artırılmasına katkı sağlar. Dış ticaret dengesinin iyileştirilmesi. Yerli üretim, ithalatın azaltılması ve ihracatın artırılması yoluyla dış ticaret dengesini iyileştirme potansiyeline sahiptir. Yerli üretimle karşılanan ihtiyaçlar, döviz çıkışının azalmasına, üretilen malların yurt dışına satılması ise döviz girişinin artmasına neden olur. Bu durum, ülkenin dış ticaret açığının kapanmasına ve döviz rezervlerinin güçlenmesine yardımcı olabilir. Teknolojik gelişim ve inovasyon. Yerli üretim, Ar-Ge ve inovasyona yapılan yatırımlarla doğrudan ilişkilidir. Yerli ürünlerin geliştirilmesi sürecinde yapılan araştırmalar, yeni teknolojilerin ve üretim metodlarının ortaya çıkmasını sağlar. Bu süreç, ülkenin teknolojik altyapısını güçlendirir ve küresel rekabetçilik seviyesini arttırır. Ekonomik bağımsızlık ve güvenlik. Yerli üretim, stratejik öneme sahip sektörlerde dışa bağımlılığı azaltarak ekonomik bağımsızlığı ve güvenliği artırır. Özellikle savunma, enerji ve gıda gibi kritik alanlarda yerli üretimin güçlenmesi, ulusal güvenlik açısından büyük önem taşır. Bu durum, kriz,
Kızıl Elma, Türkiye'nin geliştirdiği son teknolojiye sahip bir insansız hava aracı, İHA, çağın ötesindeki özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazıda, Kızıl Elma'nın Rusya'nın geliştirdiği Su-57 savaş uçağı ile karşılaştırmasını yapacağız. İki platform arasında hız, kapasite, silah sistemleri, radar kapasitesi, yakıt tüketimi, uçuş yüksekliği, uçuş mesafesi ve elektronik savaş sistemleri gibi çeşitli özellikler temelinde bir değerlendirmeye sunulacaktır. Hız. Kızıl Elma, jet motoru sayesinde yüksek hızlara ulaşabilen bir İHA'dır. Su-57 ise, maksimum Mach-2'ye kadar çıkabilen bir hızla öne çıkar. Her ne kadar Su-57, üstün hız kabiliyetleriyle bilinse de, Kızıl Elma'nın operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda optimize edilmiş hızı, çeşitli görevleri için yeterli kabiliyete sahiptir. Kapasite ve silah sistemleri. Kızıl Elma, çok yönlü silah taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor, hava-hava, hava-yere füzeleri ve akıllı mühimmatlarla donatılabiliyor. Su-57 ise, gelişmiş hava-hava füzeleri, hassas güdümlü bombalar ve geniş bir silah yelpazesiyle görev yapabiliyor. Bu açıdan bakıldığında, Kızıl Elma'nın silah sistemleri, görev çeşitliliği ve adaptasyon yeteneğiyle Su-57'nin rekabetçi kapasitelerini meydan okuyor. Radar ve elektronik savaş sistemleri. Kızıl Elma'nın radar sistemi, gelişmiş algılama ve izleme yeteneklerine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Düşman radarlarını yanıltma ve elektronik karıştırma yetenekleriyle donatılmıştır. Su-57'nin radar sistemleri ve elektronik savaş kabiliyetleri de, modern savaş alanının gerekliliklerine uygun olarak yüksek performans sunar. Her iki platformda düşman hedeflerini etkili bir şekilde tespit edebilir ve elektronik savaş ortamında üstünlük sağlamak için geliştirilmiştir. Yakıt tüketimi ve uçuş performansı. Kızıl Elma, verimli yakıt tüketimiyle uzun süreli görev yapabilme kapasitesine sahiptir. Su-57'nin de gelişmiş motor teknolojisi, yüksek performans korurken yakıt verimliliğini maksimize etmeyi amaçlar. Uçuş yüksekliği ve mesafesi açısından, her iki platformda stratejik avantajlar sunar. Kızıl Elma, insansız olmasının getirdiği riskleri minimize ederken, Su-57 pilotlu bir platform olarak, insan faktörünü göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. Maliyetlerin karşılaştırılması, hem Kızıl Elma'nın hem de Su-57'nin geliştirme ve üretim süreçlerindeki farklılıkları göz önünde bulundurarak yapılmalıdır. Kızıl Elma, insansız hava aracı, İHA, olması itibarıyla geliştirme ve üretim maliyetlerinde bir takım avantajlara sahiptir. İnsansız sistemler, pilot eğitimi, yaşam destek sistemleri. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz, lütfen abone olun ve bildirim zilini açın. Ayrıca, arkadaşlarınıza da önererek bize destek olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için şimdiden teşekkürler.